Cafer abi kızı Sıdıka ile birlikte yaşamakta. Son derece ciddi bir maddi sıkıntı içerisindeler. Cafer abi, benim kızımı okutmam, ona güzel bir gelecek sağlamam lazım diyor. Ve kendini hırpalayıp duruyor. Bir gün bir harita buluyor Cafer abi. Cafer abi haritayı bulduktan sonra inanıyor ki burada çok ciddi bir hazine var. Kızı Sıdıka'yı karşısına alıyor ve diyor ki, Sıdıka bak kızım, bu bizim çıkış yolumuz olabilir diyor. Sıdıka, pekala baba, madem öyle düşünüyorsun o zaman yolculuğa başlayalım diyor. Cafer abi atlıyor arabasına, alıyor kızını ve başlıyorlar yolculuğa. Gidiyorlar, gidiyorlar, gidiyorlar. Sonunda haritadaki bölgeye geliyorlar. Son derece tropikal bir iklim. Her yer orman, yeşillik, çiçek, böcek. Bir tek Hugo yok etrafta. Ne kadar böcek, çiçek varsa her şeyi görebiliyorlar. Haritadaki konumun tam olduğu noktaya geliyorlar ve başlıyorlar kazmaya. Kazdıkça, kazdıkça sonunda hazineler ortaya çıkmaya başlıyor. Babası diyor ki Cafer abi, bak kızım diyor, ben biliyordum diyor. Şimdi anasını ağlatacağız ortalığın diyor. Sıdıka aynı şekilde mutlu, havalara zıplıyor. İki kere zıplıyor, üç kere zıplıyor, durmuyor Sıdıka. Cafer abi hazineleri çıkartırken arkadan bir uğultu sesleri geliyor. Önce böyle uzaktan, derinden derinden. Ama kalabalık bir topluluk. Bunlara doğru koşturuyorlar. Daha sonra bir bakıyorlar ki yamyamlar. Yamyamları uzaktan görüyorlar ama yapabilecek bir şeyleri de yok. Sıdıka hemen anlıyor mevzuyu. Bu yamyamların kendilerini yağmalayacaklarını düşünerek oradan bir tane yakutu cinsel organına yerleştiriyor seni Sıdıka. Daha sonra yamyamlar gelip ellerindeki avuçlarındaki bütün hazineleri alırken aynı zamanda arabayı da alıp gidiyorlar. Baba başlıyor ağlamaya, çok yaklaşmıştım, çok yaklaşmıştım diye ağlayıp duruyor. Cafer abinin bu üzüntüsüne dayanamayan Sıdıka, baba bu kadar kendini hırpalama. Bak ben bir tane yakutu cinsel organıma soktum ve onu sakladım diyor. Cafer abinin verdiği cevap ise ibretlik. Kızım ben ona üzülmüyorum. Anan olaydı arabayı da kurtarırdık. Bir gün bir adam uçak yolculuğu yapmakta. Uçakta giderken her şey çok normal, her şey güzel. Uçak güzergahı gereği çölden geçmek zorunda. Çölün üzerinden geçerken maalesef o kötü durum yaşanır ve uçak yere doğru çakılmaya başlar. Uçak yere çakılır. Etrafta böyle hiçbir şey yok, sadece çöl. Uçak çakılmış, her yer harabe, her yer rezalet. İçlerinden bir tane adam gözünü açar. Etrafa bakar, herkes paramparça olmuş neredeyse. Bir tek kendisi yaşamakta. Kapıyı açıp dışarıya zar zor kendisini atar. Etrafa baktığında hiçbir şey yok. Fakat hayatta da kalması gerekir. Adam o uçak kazasından sonra bir şekilde hayatta kalmayı başarır. Aradan günler, aylar geçer. Adamın yatacağı bir yer var. Yemesi, içmesi, her şeyi mevcut. Artık yaşamsal fonksiyonlarını sürdürebileceği her şeyi elde etmiş durumda. Lakin bir eksikliği var. Adam inanılmaz azmış. Ellerini açar ve başlar dua etmeye. Allah'ım, ben inanılmaz azmış durumdayım. Lütfen bana bir yardım, bana bir yol göster. Ne yapmam gerekiyor? Bana yardımcı ol diye dua eder. Duasını bitirir bitirmez 50 metre ötede bir şey ona belirir. Oraya doğru gitmeye başlar, bu nedir diye. Yaklaştıkça ne görsün istersiniz? Deve, hem de dişi. Adam başlar tekrar dua etmeye ve dualarında teşekkür etmeye. Allah'ım şükürler olsun, sonunda bu abazalığımı bir şekilde giderebileceğim der. Adam devenin önüne doğru geçer. Devenin başına eğmek ister domaltmak için. Devenin başına eğer. Arkaya tam geçtiği sırada deve tekrar başını kaldırır. Aynı şekilde tekrar devenin önüne geçer. Başını indirir. Arkaya geçene kadar deve tekrar başını kaldırır. Tekrar derken adam artık usanır. Tekrar başlar dua etmeye. Allah'ım ne olur bana yardımcı ol. Bu da işe yaramadı der. Duası biter bitmez yukarıdan bir tane uçak tekrar çakılmaya başlar çölün ortasına doğru. Uçak çakılır. Yine aynı kendi yapmış olduğu kaza gibi başka bir uçağın çakıldığını görür. Hemen oraya doğru koşar adam. Paramparça olmuş uçak. Dumanlar çıkıyor. Arkadan alev alıyor. Bir 5-10 dakika bekledikten sonra içeriden bir tane kadın çıkıyor. Ama kadın yara bere içinde. Her yeri mahvolmuş. Bizim oğlan hemen gidiyor kadını alıyor. Kadını kendi yaşadığı yere götürüyor. Orada kadının bütün yaralarına bakım yapıyor. Yediriyor, içiriyor. Kadının kendisine gelmesini sağlıyor. Kadın bir hafta 10 gün sonra kendisine geliyor. Kadın taş gibi, kadın çok güzel. Adamı gördüğü zaman kadın ne kadar teşekkür etsem azdır, size minnettarım. Dileyin benden ne dilerseniz, beni hayatta tuttunuz, ne isterseniz yaparım diyor. Adam dönüp kadına gülümseyerek şu devenin başını bir eğebilir misin der.